Bismillahirrahmanirrahim. Bu dersimizde Cenab-ı Hakk'ın izniyle iman-amel münasebeti üzerinde durmaya çalışacağız. Gerçekten önemli mevzulardan bir tanesi. Çünkü Kur'an-ı Kerim 6236 ayetten oluşuyor. Ve bu ayetlerin özetini soruyorsanız, bu ayetlerin fezlekesini, hülasasını merak ediyorsanız, bunun kesinlikle iman ve salih amel kavramları olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü en nihayetinde Kur'an-ı Kerim'in inşa etmeye çalıştığı insan profili salih mü'mindir. Ve salih mü'min profili Kur'an-ı Kerim'in inşa etmeye çalıştığı, tesis etmeye çalıştığı karakter, ideal karakterdir. Dolayısıyla iman ve amel münasebeti konumuzu teşkil edecek ve biz burada baştan sona etraflıca bu meseleyi ele almak yerine bu meselenin anlaşılmasında bazı parametrelerden bahsetmeye çalışacağız. Evet, bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim her defasında iman ve amel arasındaki münasebeti vurgular. İmam Resefi'nin açıkça belirttiği gibi ve beşirillezine amenu ve amilussalihat an lehum cennat gibi birçok ayette mutlak müjdenin iman edip salih amel işleyenler, imanlarına yaraşır güzel ve iyi işler yapan kimseler için geçerli olduğu anlaşılmaktadır. İmam Nesefi burada özellikle şunu söylemekte. İmam Nesefi iman ve amel arasında bir iktiran yani birlik, beraberlik ve paralellik olması gerektiğini ifade etmektedir. Bu düşünce sadece Nesefi'nin değil, birçok muhakkik alimin yaklaşım biçimini resmetmektedir aslında. Ama ne yazık ki ilk dönemlerde yaşanan bazı menfi hadiseler iman ve amel arasındaki dokunun ve bütünlüğün ihlal edilmesine sebebiyet vermiştir. İlk etapta imanın mahiyeti tartışılmış ve buna bağlı olarak amelin imanın bir parçası olup olmadığı gündeme getirilmiştir. Kimileri imanı salt marifet, kimileri salt tasdik ve ikrar, kimileri dil ile ikrar, kalp ile tasdik ve bu inanca bağlı ameller bütünü olarak değerlendirmiştir. Bu konuda teknik ve lavzi tartışmalara girmeden şu parametreler üzerinden gidilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 1. Kur'an'a bütüncül ve bütünleşik bir bakış açısıyla bakılmalıdır. İman ve amel arasındaki dokuyu zedeleyen her türlü yaklaşımdan uzak durulmalıdır. Bu hususta belirlenen beşeri zafiyetlerden arınarak vahyin külli, ihata edici, şumüllü ve bütüncül bakış açısına bağlı kalınmalıdır. Amel, inancın irade boyutunu ifade etmektedir. Bu irade, tutum, tavır, duruş ve davranış gibi birçok alanda kendini belli etmelidir. 2. Vahyin hayat tasarımını ve görüşünü belli şemalara dökmek ve bunları parçacı bir yaklaşımla ele almak doğru değildir. İnaç, fiiliyat ve irade ile paralel olmalı. İnanç sadece zihinsel ve dilsel birkaç maddelik bir tasarı olarak görülmemelidir. Üçüncü maddemiz, mümin vasfını taşımak için belirlenen asgari şartları idealize etmek doğru değildir. Bu hususta bir zamanlar yaygın olan tekvir mekanizmasının olumsuz etkisi olmuştur. Salih ve kamil bir müminin kendi yolunu mürteki bir kebire ile eşleştirilmesi kabul edilemez. Zira salih mümin vahyin inşa etmeye çalıştığı ideal insan tipidir. İman edilgen ve pasif bir durum arz etmemelidir. Bilakis sahibini doğruya sevk edecek bir dinamizme malik olmalıdır. İman daha önce de konuştuğumuz gibi innel imane munaşit. İman munaşit olmalı, aktif, faal ve cevval olmalı, müminin hayatının her noktasında belirlenmelidir. 4 İman adeta sibgatullah, Allah'ın boyası olarak mümine ana rengini vermeli, bu rengin ise hayatın her alanındaki rahmani tezahürleri görülmelidir. İmanın bu yönü birçok hadiste açıkça belirtilmiş ve vurgulanmıştır. Bu hususta birçok hadis örnek verilebilir, biz bunlardan birkaç tanesini size aktarmak niyetindeyiz. Evet, bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, şöyle ferman buyurmuştur. Mü'min bal arısına benzer. Arı daima temiz olan şeyleri yer, temiz olan şeyler ortaya koyar, temiz yerlere konar ve nazik davrandığı için konduğu yere zarar vermez, orayı kırıp dökmez. Bir başka hadisi şerifte şöyle ferman buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Mü'min taze yeşil ekine benzer. Rüzgar hangi taraftan eserse onu o tarafa yatırır. Rüzgar sakinleştiğinde yine o doğrulur. İşte mümin de böyledir. O bela ve musibetler sebebiyle eğilir fakat kökünden kopup devrilmez. Bir başka hadiste müminler birbirlerini sevme, karşılıklı şefkat ve merhamet etme ve birbirlerini koruma ve dertleriyle dertlenme hususunda vücudun işleyişine benzerler. Nitekim onun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar uykusuzluk ve humma ile onun elemine iştirak ederler. Bir başka hadiste mümin ve imanın misali şuna benzer. Mümin ve imanı halkalı demir kaza bağlanmış bir küheylan gibidir. Küheylan gezer, dolaşır, otlar, sonra bağlı olduğu yere döner. Mümin de iyilik yapar, günah işler, şaşar, yanılır ama sonunda imanına döner. O halde yemeğinizi iyilere yediriniz, iyiliklerinizi ve güzelliklerinizi müminlere yöneltiniz. Bakınız bütün bu hadis-i şerifler bize imanın mahiyetini, imanın amelle olan irtibatını açıkça ifade etmekte, göstermekte. Şimdi beşinci maddemize geçelim. İman-amel ilişkisine dair Türkçe'de en iyi kitaplardan biri Murat Sülün'e aittir. Meseleyi derin ve etraflıca incelemek isteyenler hocanın bu kitabına müracaat edebilirler. Kur'an-ı Kerim açısından iman-amel ilişkisi isimli eserin özet kısmından şu bilgileri aktarmak istiyorum. İmanı kişiyi yönlendiren temel mekanizma olarak algılayan Kur'an-ı Kerime göre iman, hayatın tüm evrelerinde kendini gösteren, bütün tutum ve davranışlarda varlığını hissettiren bir realitedir. O, ilgili olduğu şeye göre şekil alan esirvari, soyut bir maddedir. Gerçekten muhteşem bir benzetme, muazzam bir benzetme. Verilen nimetle ilgili olduğu zaman kendini şükür olarak gösteren iman, mikro ve makro kosmosdaki ilahi deliller söz konusu olduğunda, tefekkür ve nazar olarak, dinin emir ve yasakları söz konusu olduğunda itaat, inkiyat, ittiba ve teslimiyet olarak, bu ilkelerin çiğnenmesi durumunda tövbe ve inabe olarak, hayatın zor devre, devre, devrelerinde sabır ve tevekkül olarak, sosyal ilişkilerde tevazu ve ağır başlılık olarak, hukuki ilişkilerde güvenirlik, adalet ve hakkaniyet olarak, Din düşmanlarıyla ilişkilerde bera, buz ve mücadele olarak dini kutsallara ve müminlere karşı muhabbet, meveddet ve rıza olarak ortaya çıkar.